Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tatlı yapıyoruz. Filmle konu olan şekerpare tatlısı yapıyoruz. Haydi başlayalım. Bugün çok güzel bir tatlımız var. Şekerpare yapıyoruz. Malzemelerimiz de çok kolay. Gördüğünüz gibi şerbetimiz için 2,5 bardak toz şeker, 2,5 bardak su ve 1 dilim de limon kullanacağız. Hamurumuz için 3 bardak un, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı irmik, 1 yumurtamız var. Üzeri için de ben ceviz kullanacağım, siz fındık, fıstık, istediğiniz bir kuru yemiş varsa onu kullanabilirsiniz. Ve tabii kabartma dozunu da unutmuyoruz hamur için. Haydi bakalım şekerparemizi yapmaya başlayalım. Evet, şerbetimiz için 2,5 bardak su ekliyorum. Evet, bununla beraber de 2,5 bardak olmuş oldu. Şimdi içerisine 2,5 bardak ne ekliyoruz? Toz şeker ekliyoruz. 2,5 bardak da toz şekerimizi ekliyoruz. Bu birinci bardak. İkinci bardağımız. Bu da yarım bardak, 2,5 bardak oldu toplamda. Şimdi altını ekliyoruz ve kaynatmaya başlıyoruz. Evet, şerbetimiz güzelce kaynamaya başladı. Şimdi içerisine şöyle bir dilim limon atıyorum. Biraz daha kaynatıyorum ve kıvamına bakıyorum. Kıvamına bakmak için şöyle bir kaşık yardımıyla kıvamına bakabilirsiniz. Kaşığı içine daldırıyorum. Çıkartıyorum. Çıkarttığımda kaşık tek son damla akıp akmama arası kalıyorsa şerbetimiz tamamdır. Kaşığa bağlanıyor, bakın. Evet, şerbetimiz 2 dakikada kaynasın, tamamdır. Evet, şerbetimizi artık ne yapıyoruz? Altını kapattık ve kenara alıyoruz soğuması için. Şimdi hamurumuza geçiyoruz. Hamurumuz için öncelikle 125-130 gram kadar tereyağı ihtiyacımız var. Bu şekilde ben içerisine ekledim. Biraz önceki listede olmadığı için şimdi belirtmek istedim. Unutmayın. İçerisine 1 çay bardağı ne yapıyoruz? Sıvı yağımızı ekliyoruz. 1 çay bardağı pudra şekerimizi ekliyoruz. Ve 1 adet yumurtamızı ekleyerek bu karışımı şöyle bir elimizle, güzelce elimizin ısısıyla ne yapıyoruz? Güzelce karıştırıyoruz. İçerisine 1 çay bardağı irmiğimi de ekliyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Bu aşamada içerisine 3 bardak unundan eklemeye başlıyorum. Hepsini eklemeyeceğim. İçinde bir yarım bardak kadar bırakacağım. Duruma göre ekleyeceğim. Evet, güzelce karıştırmaya başlıyorum. Kıvam alana kadar ekleyeceğim. Bu yeterliyse eklemeye de bilirsiniz. Biliyorsunuz unu yavaş yavaş ekleyin ki daha sonradan iş işten geçmiş olmasın. Şimdi kalan unumla kabartma tozumu da ekliyorum. Ve son karıştırma aşamasına geliyorum. 2-3 dakikada yoğurduğumu hamurum çok güzel bir şekilde olmuş olacak. Hamurumu şöyle tezgaha alıyorum. Ve tezgahımda da şöyle güzelce yoğuruyorum. Şöyle tezgahımı güzel topluyorum. Hamurum hazır. Ben bu şekilde bir cam tepsi kullanacağım. İçerisine çok az bir yağ damlatıyorum. Şöyle. Ne yapıyorum daha sonrasında? Şöyle elimle güzelce tepsimi yağlıyorum. Siz yağlı kağıt da kullanabilirsiniz ama yağlı kağıdınız yoksa şöyle azıcık bir yağ damlatarak elinizle şöyle gezdirebilirsiniz ya da fırçayla. Evet, şimdi hamurumuzdan şöyle ufak parçalar kopartıyoruz. Ne yapıyoruz? Şöyle güzelce elimize şekil veriyoruz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Bu şekilde uzun da yapabilirsiniz. Şöyle yuvarlak da şekil verebilirsiniz elinizle. Ben bunları yuvarlak yapacağım. Evet, bu şekilde yuvarlak yaparak ne yapıyorum? Tepsime şöyle alıyorum. Gördüğünüz gibi şekerparelerimi güzelce yuvarladım ve tepsiye dizdim. 15 tane kadar çıktı. Siz biraz da ufak yapıp 20 adet de çıkartabilirsiniz. Şimdi ne yapıyorum? Ceviz ile süslüyorum. Şöyle ceviz parçaları ben üzerine şöyle bastırıyorum. Siz ceviz değil fındık kullanabilirsiniz. Fıstık kullanabilirsiniz. Ben cevizi daha çok yakıştırıyorum. Şöyle yapıyorum. Biraz da çatlatıyorum onları böyle bastırıp. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız da
Abone olmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak yorum kısmından bana yorum yapabilirsiniz. Şeker paylarımı önceden 180 derece ısıttığım fırınıma gönderiyorum. 30-35 dakika kadar pişireceğiz. Siz fırına göndermeden önce yumurta sarısıyla güzel bir fırçalama yapabilirsiniz. Daha kızarık istiyorsanız. Ama ben bu şekilde tercih ettiğim için gerek duymuyorum ve ne yapıyorum? Fırınıma gönderiyorum. Evet arkadaşlar, tekrar paylarımı fırından çıkardım. 40 dakika kadar pişirmiş oldum. Şimdi üzerindeki hararetli sıcaklığı attıktan sonra 2 dakika sonra üzerine önce ılınmış soğuma yakın olan şerbetimi, sıcak şeker paylarımı döküyorum. Evet arkadaşlar, şeker paylarımız mükemmel bir şekilde oldu. Şimdi tadına bakacağım. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı öneriyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gerçekten mükemmel. Evde yapılması gereken en iyi tatlardan biri bence. Bakar mısınız şunun üzerine?